Sayın İbrahim Gökçek'le birlikte, sizlerle birlikte sevgili izleyenler. Üç tane çok değerli, üç ciltten oluşan kitabımız var biliyorsunuz. Şifalı Bitkiler ve Alternatif Tıp adı altında. Burada kaç yıllık araştırma var İbrahim abi? 27. 27 yıl şu üç kitaba sığmış. Biz burada haftanın üç günü hakikaten birçok konuyu sığdıramıyoruz. Bugün ne konuşacağız? Hemoroid. Evet. Ve ginkgo. Yani... Ginkgo biloba, bu bitkinin birçok özelliği var. Bunların özelliklerinden bazıları: beyne kan akışını artırır, kulak çınlamasını önler, görme zafiyetine karşı unutkanlık, hafıza zafiyeti beyni güçlendirir. Artı bazı insanlarda şeker hastalığından dolayı veya damar tıkanıklığından dolayı yürümede problem olur. Böyle yürürken vitrine bakıyormuş gibi aksayarak yürür. Aksayarak, damar çektiği için. Buna vitrin hastalığı denir. Aslında kişi vitrine bakmıyor. Yürüyor fakat damarı çektiği için, damardaki tıkanıktan dolayı vitrine bakıyormuş gibi geriden görenler vitrine bakıyor zanneder. Aksiyerek yürüdüğü için, arada bir bacak damarları çektiği için vitrin hastalığı. Yani şey gibi mi diyorsunuz? Mehteran takımı gibi bir yere bir yere yani. Aynen ona benziyor. Vallahi yani. Şöyle adım atarken aksar, ayağı çektiği için şöyle... Biraz bakmak zorunda kalır. Gerildi. Vitrin hastalığı diyor. Vitrin hastalığı demiş. Yaygın mıdır peki bu hastalık? Ben ilk defa duyuyorum. Damarlarda, bacaktaki, baldırdaki damarlar. Buna variz de dahil olur mu? Variz denmez buna. Tamam, karıştım. Damar tıkanı sertleşmesinden dolayı çeker. Bir adım attıkça böyle gerilir. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Geçen başka bir televizyon kanalında program yaparken dedik ki vatandaş, sunucu hanımefendi, klinik araştırmasın var mı? Belge var mı? Bilge var mı? Kitabı anlatıyorum. Kitaptan belge sunuyorum. Yok dedi. Kitap değil. O sizin kitabınız. Başka belge var mı dedim. Evet. Belge var dedik. Şimdi bir orada şimdi, duracaksın. Arkadaşım evet. Kim bilmiyorum. Evet. Şimdi burada bir duracaksın. Şimdi bu burada bize cevap hakkı doğdu yani. Öyle mi? Biz burada kapımızı böyle herkese açmıyoruz. Yani biz de oturuyoruz, bakıyoruz, inceliyoruz, araştırıyoruz. Bizim seyircimiz her şeyden çok daha fazla önem teşkil ediyor. En canlı kanıtı ben buradayım. 9 hafta oldu. Bu hafta 9. hafta. Şu anda 112 kiloyum, 135 kiloydum biliyorsunuz. Maşallah, evet. Ama biz sizi dinliyoruz. Ayşegül Bahar'ı dinliyoruz. Beslenme uzmanımız var ama sizi de dinliyoruz. Bir sarı kantaron dedin abi, hayatımıza girdi. Kuş gibi olduk, işlerimiz düzeldi. Kendimize geldik. Bunlar senin sayende ama biz bakıyoruz, bir pehlivanı tartıyoruz, öyle televizyona çıkarıyoruz. Her önüne gelen buralara gelip bunları anlatabilir miyim İbrahim evet. Abi? Belge bilgi. Sensin belge bilgi. Sevgili izleyenler, arabamı park ediyorum. Stüdyonun önünde bir saat önce yaşadığım şeyi anlatıyorum. Arabamı park ediyorum. İbrahim Bey bir şey dedim, abi ne yapıyorsun, bir şey mi düşürdün? Hayır dedi, otlara bakıyorum. Evet. Doğru mu? Doğru. Çoban çantası otu arıyorum, bulamadım. Vallahi çok değerli. Ayaklarına sağlık. Şimdi... İyi ki varsın, iyi ki geliyorsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben gömeci. Belge bilgi sormuyorum sana. Ebem gömeci buldum. Ama sende belgeler, bilgi var. Şimdi evet. Birkaç hatta böyle... okuyayım ben burada. Zeyt, Hüd, Für... Almanca. Evet, fürüştük diyor. Yok yok. Şimdi Almanca bu... Abi herhangi bunu yiyeyim mi? Yiyeyim mi? Aa, o meyvesi yenmez. Yaprağını yiyebilirsin. Şimdi yaprağını şunu, diyorum şey, yiyeyim mi? Ginkgo'nun yaprağını yiyebilirsin. Ne olur? Ah yedi vallahi. Ben de yiyorum. Bu neye geliyor şimdi? Bunun birleşiminde ginkgo biloboid denen bir etken madde var. Bu kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Roka gibi bir şey bu ya. Roka gibi. Kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Trombozit pıhtılaşma kat sayısına PAF denir. Ay harika bir şey, esansı var bunun. Evet. Biraz buruk ama. Türkiye'de parklara, bahçelere artık ekiliyor. Evet. Olabildik tesadüfen. Evet. Bazı insanlar sürekli kanı sıvılaştırıcı 9-10 çeşit hap kullanıyor. Damla, draje. Evet. Siz de bu arada epimediumu aşırıyorsunuz maşallah. Bir kavanoz gitti. Bir kavanoz gitti. Ama bunu yani her gün bir kaşık içti. Bir kaşık. Vallahi buradan beni izleyenlere soruyorlar Twitter'dan nasıl performans diye. Yani hakikaten fark ediyor abi. Evet. Fark ediyor, tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Ha. Bunu hadi çiğnemeyeceğiz bakalım. Değil mi? Gerek yok. Nasıl isterseniz öyle. Epimediumlu macun. Epimediumlu macun. 621-21-65 bizi arayın, ben size söyleyeceğim. Evet hocam. Cinsel gücü arttırmakta. Tamamen doğal. Azgın teke otu, ginkgo, ginseng, damiana,
keçi boynuzu çakşır, çakır diken gibi 19 çeşit bitki ekstrakti içerir. Efe medyum macun. Şifa olsun inşallah. Tamamen doğal, kimyasal madde yok. Kişinin şayet performansı 5 dakika sürüyorsa katlar zamanla, düzenli kullandığı zaman yarım saat, 40 dakika hatta 45 dakikayı bulabilir. Böylece eşler arasındaki problemler ortadan kalkar. Şimdi ginkgo öyle dönecek olursak, ginkgo da var bu epimedium içerisinde. Evet. Çünkü kanı, bazı insanlar kandaki trombozit sayısının yüksekliğinden, pıhtılaşma kat sayısından, kanın yapısının bozukluğundan dolayı sürekli komadin veya benzeri aspirin gibi kimyasal ilaç kullanıyorlar. Bu kimyasal ilaçların yan tiyesini saymakla bitmez. Bu doğal. Kanı sıvılaştırıyor, inceltiyor, temizliyor. Ama kanın yapısına zarar vermiyor. Alyuvarlara, akyuvarlara, yani trombozitlere, lökositlere vesaire herhangi bir yan tesiri yok. Bununla ilgili Profesör Doktor Vesnes klinik araştırması yapmış. Profesör Ray, Profesör Doktor Künkür, Profesör Doktor İtil, Profesör Doktor Mit, Profesör Doktor Stok, Profesör Zolomon, Profesör Doktor Mix, Profesör Maya devam ediyor. Burada diğer profesörler, Profesör Knaip, Profesör Rogers, Profesör Bunt vesaire vesaire. Yüzlerce dünya çapında klinik, ben bu profesörler klinik araştırması yapmış diyorum ya. Bir klinik araştırması 50 bin ya milyon dolar arasında. Ya öyle. Klinik araştırması falan, profesör klinik araştırması yapmış diyoruz ama kimle yapıyor? Ekibiyle yapıyor. 50, 100, 200 bin hasta üzerinde, hastanede bu. Gözetim, denetim, milyar dolarları buluyor bu bir klinik araştırması. Çok Türkiye'de iyi, çok iyi algılıyorum. Çok iyi anlıyorum sizin ne demek istediğinizi. Yüzden fazla üniversite var. Klinik araştırması yapamıyorlar profesörlerimiz. Yapamaz. Neden? Yapamaz. Ya bütçesi yok. Laboratuvar. Bütçe, imkan. İmkan. Para yok. Yani onlarda imkansızlık içerisinde. Ben bir mesela üniversiteye gittim ziyarete bir profesörüm. Labirent gibi şöyle küçük odalar yapmışlar. Odacıklar, her odaya bir profesör koymuşlar. Peki sizce bu kadar, sizce bir tespit profesörün yapalım. Yazık değil mi? Sizce bir tespit yapalım. Bundan mıdır yurt dışında başarılı olmuş nice tanıdığımız dünya markaları gelip burada kimyasal ilaçları satıyorlar? Türkiye'de araştırma yok. Klinik araştırması yok. Türkiye'de bilinçlenme zayıf. Mesela Almanya'da herhangi bir hasta doktora gitmeden önce doktoru inceliyor, irdeliyor. Bu doktor nerenin mezunu, ne mezunu? Ben fitoterapi uzmanı mı? Anlıyorum. Fitoterapiden anlıyor mu? Yani bitki uzmanı mı? Ama değil mi? Her doktoru da tenzih. Yani çok başarılı hocalar var. Tabii mutlaka. Yani çok değerli hocalarımız var. Ama Avrupa'da, Amerika'da, ama Asya'da imkanı, değil mi? Doktorların doğru, hepsi fitoterapi eğitimi görüyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Mesela Almanya'da eczanelere satılan ilaçların %80'i bitkisel. Ve hemen hemen doktorların çoğu fitoterapi uzmanı aynı zamanda. Herbalist yazar. Artı herbalist. E tabi şimdi hangi doktora gitsen sana şey diyor. Esmer ekmek yiyeceksin. Evet. Tam buğday ekmeği yiyeceksin. Yani bunu onu tıbbiye de öğretmezler ki buğdayı. Evet. Yani doğadan bir bilgi yani. Doğru. Şimdi ginkgo erken bunamaya karşı klinik araştırması yapılmış. 36 üniversitenin klinik araştırması. Tam bu klinik araştırmasına 10.815 hasta katılmış ve büyük başarı elde edilmiştir. Erken bunama problemi olanlarda. Ve 292 doktorun gözetiminde, kulak çınlaması rahatsızlığı olan kulak burun boğaz doktorlarının gözetiminde 1357 hasta üzerinde, burada hepsi yazıyor. Teferruatlı bilgi var. Klinik araştırması bu kulak çınlamasına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Fakat birleşiminde ise siz bunun yaprağını yerseniz etkisi az olur. Çünkü birleşimdeki etken madde %0,5 az. Biz bunun ekstraktını ürettik. Konsantre %100 etkili. Evet. Ve kısa sürede etkisini görüyor. Var mı bunu şu an? İksir aloe vera jel. Evet, yolda kalmış. Yol tamam, evet. Şimdi ikinci bir konu, çoban çantası otu. Evet efendim. Hemoroid problemi olanlar için. Heh. Abi çok önemli. Evet. Küvetlerin içinde sıcak sularda oturuyorlar. Sıcak su daha kötü yapar. Tuvalete çıkamıyorlar. Sıcak su daha kötü yapar. Ondan sonra doktora gidip gösteremiyorlar. Ameliyat olursa oturamıyorlar. Ben gördüm, ne iş adamları var biliyor musun? Söyleyemiyor da. Evet. Abi diyorum, niye oturmuyorsun ya falan. Yok diyor, oturmayacağım diyor. Böyle toplantı odasında affedersin şey gibi, böyle beygir gibi böyle dolanıyor. Aman abi. Allah muhafaza yani. Bakma sen, hani yok gibi gözüküyor, toplumda çok büyük problem. İnsanların acıyoruz abi.